Merhaba arkadaşlar, efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bu videoda bizim evin bodrumunu, depo katını normalde biz sadece eşyaları atmak için kullanıyorduk. Ama ben orayı tabii bayağı pis ve karışık bir ortam orası. Ben orayı böyle küçük çaplı bir akvaryum, hayvan odasına çevirmek istedim. O yüzden orayı biraz toparladım, sildim, süpürdüm, eşyaları bir kenara attım. Her neyse ama halen daha orası çok pis durumda yani. Çünkü zaten 9-10 senedir orası eski sahiplerinden biri hiç temizlenmemiş. Kullanılmıyor da zaten. Bu yüzden her yer pislik dolu işte. Ben bir ara oraya talaş malaş da dökmüştüm yanlışlıkla, dökülmüştü. Böcek ölülerinden şeyine tut fare poku bile var yani. Orada evin etrafı 50 tane kediyle çevrili ama kediler nedense fareleri avlayamıyor. Ya da belki bizim oraya giremediği içindir. Arkadaşlar şöyle, bu arada şimdi bu plastik kutuları size niye gösteriyorum diyeceksiniz. İki tane plastik kutu aldım. Bunlar kaplumbağaları değil arkadaşlar. Kaplumbağalar bir süre daha bekleyecek gibi gözüküyor. Bu kutuları yavru büyütme kutusu olarak kullanacağım. Bu da kardeşimin ismi bu arada. Burada kardeşim şey kutusu yani, hala satın alamadım. Şurada bir tane daha kutu var. Allah, cam düştü lan içinden. Camı görmedim. Şöyle bir tane cam var. Bunu formikarm yapımında falan kullanırız. Şöyle kenara atayım bunu. İnşallah üstüne oturmam, yatağımın üstüne attım. Arkadaşlar böyle bir tane de küçük kutu var. Bu salınım yapar mı bilmiyorum. Bu tabi ben 5 yaşından kalma bir kutu. Zaten şuralara çıkartma falan yapıştırmışım. Ondan ben bunu kullanmadan önce içine su dolduracağım. Birkaç gün bekleteceğim yani, biraz bakteri kültürü oluşsun diye, bir hafta falan. Zaten balıkları da belki bir haftaya bile yetmez yani, 2-3 gün. Bizim akvaryum suyundan da atarım. Sonra içine salyangoz koyacağım. Bakalım yaşayacaklar mı yaşamayacaklar mı diye. Aynı şeyi buna da yapacağım. Ve arkadaşlar depoya şeyleri indiriyoruz. Akvaryumumu. Bu arada kamerayı zoom mu yapmışım, yok. Akvaryumumu depoya indiriyoruz arkadaşlar. Ve orada ben bir tane daha akvaryum ekleyeceğim. Büyük akvaryum. Akvaryum akvaryum olacak. Biraz daha farklı türleri besleyeceğim. Büyük akvaryumda da lepistes üreteceğim. Şu LGS olayı bittikten sonra da arkadaşlar, yani seneye ki az vakit kaldı. 3-4 ay kaldı. Ondan hemen söylemek istiyorum sizlere bunu. Biraz daha az video gelecek. Yani ayda bir, ayda iki video falan gelecek ki hayvanlarımı da çok ilgileneceğimi sanmıyorum yani. Çok belki yemlerini veririm, şeylerini değiştiririm. Yani onları geliştirip büyütemem yani. Sadece stabil olarak durdurmaya çalışacağım hayvanlarımı. Çünkü ciddi ders çalışmam lazım. Yoğun olacağım seneye. Ben de şu anda heyecanlıyım zaten. Bu kadar erken söylemenin sebebi o. Arkadaşlar depoyu ben bir sildim süpürdüm. Yani bodrumu sildim süpürdüm. Böyle biraz. Halen daha tabii pislik var ama. İşte. Yani hala bir pislik var. Onları da ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber dediğim gibi depoyu kullanabileceğiz. Kötü haberse. Ben kaplumbağaları depoya indirmiştim. Bizim büyük olan kaplumbağa firar etmiş arkadaşlar. Ve şu anda nerede hiçbir fikrim yok. Ama çok uzun susuz kalamayacağını ve aç kalamayacağını düşündüğüm için, aslında böcek avlayabilir oralarda ama çok uzun susuz kalamayacak sonuç olarak. Eninde sonunda su aramak için etrafta dolaşırken bizim akvaryumda su olduğunu fark edince oralarda, yani bizim akvaryumun dibine gelecek. O sırada ben tabii ki yakalayacağım onu. Eğer tabii dayanırsa, yani ben görürsem onu, ne kadar sürer bilmiyorum, inşallah bir şey olmaz hayvana. Zaten büyük bir kaplumbağa, bir şey olacağını sanmıyorum. Oradan bizim bilmediğimiz hayvanların zarar vereceğini falan sanmıyorum. Şurada bir tane çatlak vardı. Akvaryum silikonuyla burayı hallettim. Onun dışında zaten burada ön girişimizi yapmış olduk. Birazdan size depoyu düzenleyeceğim ve İsmini söyleyemedim ya, akvaryumu depoya indireceğiz. Tabii böyle çok fazla kelime konuşunca işte arada bazı kelimeleri unutuyoruz. Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. YouTuber olmanın kötü yanı da o yani, çok kafan karışıyor belli yerlerde. Her neyse, ben akvaryumu depoya indireceğim. Siz bunu 0 saniyede, 2-3 saniyede falan göreceksiniz. Ama benim için bu 1 saat falan sürecek. Nasıl yapacağım diyorsanız, şu gördüğünüz şeye, akvaryum suyunun zaten bu yarısını, 15 litre falan yarısını alır bu.
Bunları buraya koyacağım akvaryum suyunu. Akvaryumun suyunun bir kısmını da işte boşaltacağım. Akvaryum bildiğiniz kaldıracağım. Depoya indireceğim. Orada bir tane masa var. İnşallah dayanıklı bir masadır. Çünkü oraya koyacağım. Biraz eski bir masa. Çökerse artık yapacak bir şey yok. Oraya koyacağım. Geriye kalan suyu da içine dökeceğim zaten bunu. Her neyse ben akvaryumu aşağı indirip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu dolduruyorum şu anda. Bu arada şu kamera açısında sanırım bir şey olmuş. Silikon değmiş ondan buğulu gözüküyor. Hatta böyle bir sileceğim şurayı şimdi sizin gözünüzün önünde. Durdurmayacağım. Şöyle bakalım. Sanki biraz daha düzeldi gibi. Şöyle silikon gelmiş. Geçen gün silikon yapıyordum. O yüzden burası mahvolmuş. Buğulaşmış görüntü. Maalesef. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu dolduruyorum. Bu suyu aşağıdaki akvaryuma götüreceğim yani. Daha demin yukarıda olan ama aşağı indirdiğim akvaryuma götüreceğim. Arkadaşlar şu anda akvaryumun yarısını doldurdum. Çeyreği kadar da böyle çok şöyle derinlikte de akvaryumu kendi suyundan bıraktım. Birkaç güne zaten bakteriler kendine gelecek. Tüm akvaryumu kaplayacaklardır. Bu 8 litrelik bir şişe. Bundan bir tane daha götürüp bunun yarısı kadar da götürdüğümüz zaman akvaryum istediğim boyuta gelecek. Bu arada o gördüğünüz plastik kutuda yani başta gördüğünüz plastik kutuydu. Ben yavru üretim kutusu olarak kullanacağım. Ana tanka, ana akvaryuma ki ana akvaryumundan daha büyüğünü alacağım arkadaşlar. Akvaryumu ne yapacağım bilmiyorum. Ya satarım ya da o akvaryumda farklı bir balık beslerim. Ama dediğim gibi LGS var. O da beni biraz korkutuyor. Yapmaya da bilirim onu. Genel olarak yani Lepistes bakacağız biz. Küçük çaplı bir üretim yapacağız. Ne satım amaçlı ne şey amaçlı. Sadece eğlence olsun, hobi olsun diye. Yapacağım. Şu an arıtma bile bitti yani şu anda. Arıtma su bu arada. Çeşme suyu demeyin. Çeşme suyu şu hatta şu anda suyu boşa bile harcadık. Suları boşa harcamayın lütfen. Sularımız çok kıymetlidir. Böyle şimdi bunu ben aşağı indireceğim. Belki o yavru tankını da su doldururum bugün. Bilmiyorum onu ne yapacağım. Bugün mü dolduracağım, yarın mı dolduracağım, filtreyi nereden alacağım? Hiçbir fikrim yok. Kaplumbağaların filtresini mi kullansam yoksa başka bir şey mi yapsam? Bu arada kaplumbağanın sesini duydum arkadaşlar. Saftirik sanırım dolapların arkasına geçmiş. Şimdi oralara da çok girmek istemiyorum. Çok dağınıklık var orada. Tıkır tıkır sesler geliyordu oradan. İnşallah fare sesi falan değildir o. Bizim kaplumbağanın sesidir. Valla yakalandın ama halinde tam olarak %100 yakalayamadık. İnşallah yakalayacağım. Şimdi bu su doldusun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son kurulumu da gerçekleştirdim. Ve burayı küçük çaplı bir hobi haneye çevirdim arkadaşlar. Daha tam olarak bir akvaryum daha geldiği zaman tam olarak kendi küçük çaplı hobi hanem olacak. Gördüğünüz gibi her yer bayağı bir yani uzun zamandır kullanılmadığı için pis şurada eşyalarımız falan var. Burada kaplumbağalar takılıyor. İşte gördüğünüz gibi şu yer, şu yerine şeyine bakarsanız zaten. Bu da daha şimdi oldu. Suyu getirirken falan biraz etrafa su dökülünce çamur oldu. Şurada işte plastik kabı kaykayımın üstüne falan koydum. İşte şurada annemlerin yığdığı eşyalar var. Zaten asıl bölüm şu tarafta yığılı eşyalar. İşte burada kraliçeler, karıncalar falan filan bir şeyler var. İşte ama tek kötü yan buraya koymamın şu kaplumbağaların ışık alamaması oldu. Onları da çözeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi akvaryumun her yeri bulandı, kum kalktı. Şu pisliklere bakarsanız zaten odaklarsa görürsünüz. Şöyle salyangozlar falan var. Bu arada bu suda çok az bir şey klor olabilir. Çünkü ben bir tane şişede annem arıtma suyu bu dedi, kullan dedi. Ama şöyle kabarcıklar çıktı. Bu klor işareti diye bir yerde duymuştum ama emin değilim yani farklı belki kendi beynim de şey o yani öyle algılamış olabilir. Şöyle ben şu mikrofondan elimi çekeyim de telefonun mikrofonunu kullanıyorum bu arada kendi mikrofonumu kullanmıyorum. Tripodla da çekmek istemedim çünkü size hobi hanemi gezdireceğim yani küçük çaplı hobi hanemi. Çok şey yapmak istemiyorum videonun başından da bahsettiğim gibi. Bu işlere kendimi çok vermek istemiyorum. Bu arada buralarda da işte hava motoru vesaire vesaire. Şuradan kablomuz uzanıyor. Şuraya çıkıyor. Burada da fiş var gördüğünüz gibi. Şu tam takamadım bunu ama çok zorluyor tam takamıyorum. Şu ışığa odaklı. Bu ne ya? Şuradan bir tane ses geldi.
Lan sen nasıl girdin? Aa, şey girmiş. Bizim ön komşunun kedisi girmiş. Arada gibi bu giriyor. Fark etmemişim. Balıkları yemek için mi geldin? He? Ya sen de mi bakacaksın? He, balıkları yemek için mi geldin? Balık yok ama daha balık getirmedik ki. Daha balık yok. Kaplumbağa var. Kaplumbağaları yiyemezsin. Bunlar da burada takılıyor. İşte arada bu giriyor. Şurada pencereler falan açıyorum. Çok rutubet kokuyor. Bu arada fare dışkısı dediğim de bu. Şuradaki siyah noktalar fare dışkısı. Şimdi siz çok net göremiyorsunuz kameradan dolayı ama. Şöyle şuraları falan sabitledim. Şu şey aşağı düşüyordu. Uzatma kablosunun priz kısmı. Ben oraları ağırlık falan koydum. Bir şeyler koydum. Eğer tarçın buraları vurmaya başlarsa çok sıkıntı yaratır bize. Sistemi çökertir. Bunu zaten bunu şu ikisini dışarı çıkartacağım. Bunu da burada bir köşeye kuracağım. Yavru üretim şeyi olarak kuracağım. Yavru büyütme havuzu olarak. Zaten dediğim gibi Allah izin verirse büyük bir tane de akvaryum alacağım buraya. Bunun ortalama bu 50 litre, 45 ila 50 litre arası bu akvaryum. Ben 80 litre almayı planlıyorum. 70-80 litre bir akvaryum. Bunun uzunluğu da zaten 40 santim falan. O 40 santimi şey yapacağım. Bir 70 santime, 80 santime falan çevireceğim. Tabii ki. Belki bu akvaryumu satabilirim. Çünkü çok fazla akvaryum elimde tutmak istemiyorum. Sesim bu arada şey oldu. Çok fazla akvaryum tutmak istemiyorum. O yüzden belki o akvaryumu halledebilirim. Yavaş yavaş videonun da sonuna gelelim. Gel. Bak bir tane çakarsan elime yalnız ben de sana çakarım he. Böyle kaplumbağalar da yemledim az önce. Bu kaçağın işte izi burada zaten. Buradan kaçmış. Şuralarda buldum pasaklı. 1,5 gündür her tarafta fıstık dolaşmış, mahvetmiş kendini. Öyle yani. Şu anda zaten söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu arada bu akvaryumu kurarken şu anda siz belki hiç kurulum yani aşamasının çok az bir kısmını gördünüz. Bir buçuk saat falan sürdü bu akva yani üstüm şu anda kendimi göstermediğim için şu anda her yerim batmış durumda. Suratıma şılap diye akvaryum suyu geldi akvaryuma su eklerken. Yanlışlıkla ayarını biraz fazla kaçırmışım. Sonra dediğim gibi şuraları döküldü, eve döküldü. Bunun arkaları falan her yeri ıslandı. Silmek zorunda kaldım falan fistan. Öyle hallettik burayı. Onun dışında zaten dediğim gibi bir şey yok artık. Zaten yaşayacaklarını da salyangozlardan anlayacağız. Salyangozlar yaşarsa bu akvaryum olmuş demektir. Aynı şeyi şuna da ben bunu videonun başına söylemiştim. Unuttum sanırım ama tekrardan söyleyeyim. Aynı şeyi de buraya yapacağız. Kısaca geçeceğim. Evet, sen de artık buraları keşfettiğine göre yani daha önceden keşfetmiştim ama bir güncellediğine göre kendine çıkabilir misin artık arkadaşım? Bak zorlamak istemiyorum seni. Tarçın gel. Gel hadi gel. Gel pis 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 pis. Gel hadi. Gel bak kızacağım ama. Kovalamak zorunda kalacağım seni. Hadi gel. Hadi gel. Evet, gel. Hadi gördün. Bir şey yok burada. Hadi. Ama bak kızacağım. Aynen de oyalanıyorsun. Ödüm koptu ya. Arkadan bir anda annem gelmiş. Ödüm koptu. Bir anda şaşırdım. Bu ne? Falan filan. Ne oldu? Açık ki. Şurası açık. Yani annemi de şey yaptık. O zaman arkadaşlar bu arada kumlar falan da kalktı. Her neyse bunu da söylememe gerek yok sanırım. Ha, bu anda kaçırılmaz ama ya. Her neyse arkadaşlar akvaryumu bu küçük hobi haneme taşıdım. Çok küçük çaplı bir hobi hane. Buraya kurmuş oldum hobi alanı. O zaman arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz ve kanalımın büyüyüp bana destek vermek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.